beklenti şuydu. Herkes bunu biliyor yani futbol camiasında Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı. Herkesin bildiği şey şuydu. Şenol Hoca Galatasaray'ı yener, yenebilir. Potaya girer. Ve zaten işte Galatasaray o dönem tartışılıyordu. Ondan sonra Dünya Kupası arasına gider ve takımı derler toplar. Şenol Hoca bir kere en başta göreve gelme amacını yerine getiremedi orada. Saygısızlık olarak algılanacak bir şey Hayır olduğunu canım, düşünmüyorum. Hayır saygısızlık? Bir somut bir sonuçtan bahsediyorum. Sonrasında da Şenol Hoca takımı Dünya Kupası arasına götürdü. Aşağı yukarı bir sezon öncesi kampı kadar vakti vardı. Döndü geldi. Beşiktaş yine toparlanamadı. Yani Şenol Hoca çünkü Beşiktaş taraftar geçen sene Valerian İsmail göreve gelirken herkes şunu söylüyordu. Ya bu adamı göreve getirmeyin. Şenol Hoca gelsin. Şenol Hoca bu takımın dinamiklerine hakim. Bir şoklama yapsın. Bir kalp masajı yapsın bu camiaya, bu takıma. Ve biz ayağa kalkalım. Geçen seneden bahsediyorsun. Geçen sene bunu söyleniyordu ve bu sene bu imkana sahip oldu Şenol Hoca. Dünya Kupası arasına gitti. Döndü geldi Beşiktaş toparlanamadı. Sonrasında maalesef bu acı olaydan dolayı ligi ara verildi. Döndü. Toplamda yaklaşık 2,5 aylık bir zamandan bahsediyoruz. Dünya Kupası arası 1,5 ay. Depremden dolayı verilen ara aşağı yukarı 1 ay. 2,5 ay hiçbir teknik direktör sezon öncesi kampı geçirmiyor bu arada takımıyla. Bu kadar vakti olmasına rağmen döndü. Erteleme maçında Antalya Spor'a karşı biz yine hiçbir şey göremedik. Ama orada Şenol Hoca şunu diyebilir. Haklıdır da. Ben kadroma kattığım oyuncuları orada oynatamadım. Dedi zaten. Dedi zaten. Haklıdır. Dedi değil mi? Bunu demek de haklıdır. Ama yine de Şenol Hoca tecrübesinde yani yangınla camı ilk kır Beşiktaş camiası. Yangında camı kır ve Şenol Hoca'yı kurtar. O da seni kurtarsın pozisyonunda olan birinin. Oralarda kendi farkını yaratması gerekiyordu. Bu hafta kendi oyuncularıyla oynadı, kazandı. Yani yeni kadroya katılan oyuncularla kazandı. Bundan sonra bunu devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela şeyde, ki ben Beşiktaş'ın Emre'nin bıraktığı noktadan Aykut abi kusura bakma. Beşiktaş'ın da bugünden sonra böyle devam etmesi gerekiyor. Gelecek sezona Şenol Hoca'nın her cümlemi başlarken söylemem lazım. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'taki kredisi sonsuzdur. Şenol Hoca ne zaman bir karar alması gerekiyorsa o zaman alır. Ama gelecek sezona kafalarda insanların soru işareti kalmadan devam edebilmesi için Şenol Hoca şu an uygun ortamı, uygun futbolcu topluluğunu ayarladı. Ben bundan sonra Beşiktaş'ın Şenol Hoca'nın istediği gibi devam edeceğini düşünüyorum. Şenol Hoca bunu ayarlarken de şöyle yaptı. Hocanın tespiti şuydu Beşiktaş'ta. Bu takım takım olamamış. Mesela ben anlamadım Sercan. Şimdi maç oynanacak. Yok efendim Cenk Tosun Amerika'ya gidiyor. Öyle oluyor. Yani bu haberler de mesela çok enteresan değil mi yani şimdi? Ya orada kontrat meselesi. Evet anlayabiliyorum Aykut abi. Sorumu anladın mı? Tabii ki anladım. Yani Beşiktaş'ın bir kere bu Cenk Tosun konusunu açtığın için devam edebilir miyim? Lütfen nasıl istiyorsun? Yani Cenk Tosun konusunu bir kere halletmesi gerekiyor. Şöyle. Kimin yararını olur, kimin zararını olur ben bilemiyorum. Beşiktaş böyle bir teknik direktör değişikliği, yönetim eleştirileri, futbolcu eleştirileri, giden futbolcular, gelen futbolcular, 5 tane gitti, 3 tanesi kaçtı. Şöyle bir de Cenk Tosun problemiyle uğraşmaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Cenk Tosun Amerika'dan teklif varsa değerlendirilir, konuşulur, gider veya kalır. Cenk Tosun parasını az buluyorsa söyler, az buluyorsa iyileştirme yapılır veya yapılmaz. Yapılmıyorsa Cenk Tosun'a bir teklif varsa gider. Beşiktaş yani biz Beşiktaş gündemi yokken şu an Beşiktaş'ın bir gündemi yok abi. Yani ben Beşiktaş muhabiri olarak yani Türkiye'de de spor kanalları sayılı değil mi abi? Kaç tane var belli. Orada Beşiktaş'ı takip eden 3-5 kişiden biriyim ben. Sabah gece uyuyorum, sabah kalkıyorum. Beşiktaş'ın gündemi ne? Ben Beşiktaş'la ilgili kanala gittim de ne konuşabilirim? Haber ne yazabilirim diye düşündüğümde şu an gündem Arthur vardır. Enkudu gidiyordur. Bir de Cenk Tosun çıktı. Ya ben mi çıkardım şimdi Cenk Tosun konusunu? Yok. Yöneticilere soruyoruz. Cenk Tosun'a henüz gelen bir resmi teklif yok ama menajerler söyledi. Ya başka kişilere soruyoruz. Cenk Tosun'un aldığı para 550 bin euro. Biraz da arttırma yapılabilir. Yapılırsa ne kadar ortaya? Beşiktaş bir de bununla uğraşamaz ki. Beşiktaş zaten 13-14 puan geriye düşmüş. Beşiktaş taraftarı 40 bin taraftarını stadyumda her defasında toplamış. 2 yıldır Avrupa kupalarına gidememiş. Bu yıl gidip gidemeyeceği belli değil. 3 kere, 4 kere, 2 yılda, 2,5 yılda teknik direktör değiştirmiş.
Ligin ortasına gelmişiz. Bir de Cenk Tosun konusu. Gidecek mi, kalacak mı, arttırım yapılacak mı, yapılsın. Ya halledilsin. Ben demiyorum ki Cenk Tosun gitsin kalsın demiyorum. Hayır, doğru, bu konu halledilsin yani. Doğru mu? Şimdi ben bu abi, teklif. Haber kısmını söyleyeyim. Bu hani en azından yorum yaptık. Haber kısmı şu. Cenk Tosun 550 bin euro para alıyor. Beşiktaş'tan. Evet. 15 gole Süper Lig'de etki etmesi durumunda kontratı otomatik olarak 17 milyon 17-18 ikisinden biri. 17 veya 18 milyon TL'den uzayacak. 15 gole Süper Lig'de etki etmesi durumunda. Gol asist toplamı olarak. Gol asist. Aynen. Chicago, MLS takımı resmi teklif yaptı, yapacak, yaptı. Ben biliyorum, sordum en yetkili kişiye, yapmadı dedi. Yapmadıyken, bunun yapmamışken bunun gündeme gelmesi enteresan bir kere. Ben senin söyleyemediğin şeyi tamamlayayım bitireyim sadece. Bitireyim ondan sonra bitireyim. Tabii ondan... ki. Tabii ki. Unutma ama. Bu arada bitireyim, havada Arda Güler de açıklamalarda bulunmuş. Bence yetişiriz. Yeni mi? Yeni. Tamam. Batshuayi'de. Erdem'e de yaz. Erdem'e de yaz. Hepsinin bilgisi var. Cenk Tosun Beşiktaş için çok kıymetli bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Sembol oyunculardan biri. Cenk Tosun'un da mutlu olması gerekiyor. Beşiktaş yönetiminde mutlu olması gerekiyor. Dışarıdan bir gözle. Ben bütün futbolcuların aldığı parayı pulu biliyorum. Burada gelip parayı pul konuşacak değilim. Cenk Tosun 17-18 milyon TL uzarsa az paradır. Orta yol bulunması gerekiyor. Yani 3 veririz, 3 daha verirsin, 5 daha verirsin, orta yol bulunsun, herkes mutlu olsun. Ben geçen bizim yayında söyledim. Sözüm meclisten dışarı, Emre ve Ahmet benim kardeşim olduğu için söylüyorum. İnsanın doğasında vardır. Aynı iş yerindeyiz. Ben diyorsam en fazla benim çalıştığımı kendim düşünüyor olabilirim. Veya şu an Cenk için öyle. En çok golü atan benim diyordur. En fazla sevilen benim. Ama biri 3 alıyor. Ben 0,5 alıyorum derse gözü kalır. Bu insanın doğasında vardır. Engel olamaz. 3'e de çıkmasın ama orta yol bulunsun. Bence bu. Sen bir şey diyordun. Ben şöyle söylüyorum. Yani Sercan bence tam ifade etmedi. Konumu gereği ifade etmedi. Teklifle ilgili durumu. Ben 2 milyon dolarlık Cenk'e bir teklif olduğuna inanmıyorum. Niye? İnanmıyorum. Çok açık söylüyorum bunu. Yani Chicago Fire kulübü Cenk Tosun Premier Lig'de Everton'da oynarken bu teklifi yapmamış da üstüne iki sakatlık yaşadıktan sonra Beşiktaş'a geldikten sonra bu teklifi yapıyor. Bu biraz... Bir de MLS transferi çok zor biliyorsun. Yani onlar çok seçici davranıyor. Ya farklı kontenjanları var, o var, bu var. Evet. Böyle bir yer bulunmuş muhtemelen. Buradan bu haberler yapılıyor. Cenk Everton'dan Beşiktaş'a gelirken o gün itibariyle oynayabileceği başka bir kulüp yoktu. Cenk'in Beşiktaş'a yaptığı hizmet, Cenk'in Beşiktaş'a kazandırdığı para, Cenk'in Türkiye'de oynadığı futbol, milli takıma yaptığı katkı, bunların hepsi bir kenara. Yani insanlar bu konularda hassasiyet gösterdiği için bunları söyleme gereği duyuyorum. Ama Everton'dan Beşiktaş'a geldiği günde, bugün 550 bin euro diyor Sercan, ben bilmiyorum rakamı, 550 bin euro değil, 100 bin euro verebilecek başka bir takım yoktu muhtemelen Cenk Tosun için. Peki.